Peki, siz biraz düşünün. Sümeyye ve Mustafa. Sümeyye'nin annesi en son dedi ki, Meryem Hanım, Sümeyye, Mustafa seni getirsin, eve bıraksın. 4.5 ile hemen şu anda Niğde'ye, Meryem Hanım'a bağlanıyoruz. Getirsin dedi, buraya bıraksın, gitsin iş bulsun, evini tutsun. Bir bakalım, bir görelim. Ondan sonra dedi, Meryem Hanım nasılsın? İyiyim Seda Hanım, siz nasılsınız? Allah razı olsun. İyi olmaya çalışıyoruz. Çocuklarla uğraşıyoruz işte. Sümeyye, annene merhaba de. Anne merhaba. Kolay gelsin Seda Hanım. Allah razı olsun. Merhaba. Mustafa sen de de. Merhaba Meryem anne. Merhaba Meryem Mustafa. Hanım, eşinle konuştun mu dün? Ne konu ya da konuştunuz mu? Konuşabiliyor musun? Konuştuysanız ne konuştunuz? Ne karar aldınız? Sen kararını bu, dünkü kızımı getir derken bunu Uğur Bey'le mi vurdu değil mi babanız? Evet. Uğur Bey'le mi konuştunuz? Evet. Evet. Nedir son kararınız? Getirsin kızımı. Sümeyye çık gel buraya. Sadece bir saat görüşeceğim Mustafa'yla. Ondan sonra da bir daha izin yok sana. Eşyayı neyle alacaksın? Hadi Allah razı olsun Seda Hanım. Ufak demek veriyor eşyayı. Kalanı neyle alacaksın? Anne ne anlatıyorsun? Nasıl yapacaksın? Ben gelmiyorum yok. Hayır gelmiyorum. Gelmiyorum ben. Geleceksin Sümeyye. Cinlerimi tepeme getiriyorsun sen ha benim orada. Gelmeyeceğim. Getirebiliyorsanız getirin. Gelmeyeceğim. Hayır. Alabiliyorsanız alın beni orada. Buradan. Gelmeyeceğim. Ne yapacaksın? Hava Nur'la Murat gibi orada oturup saygısızlık mı yapacaksınız birbirinize? Yo, ne saygısızlığı yapıyor? Saygı bitecek, sevgi bitecek. Nereden biliyorsun anne? Yanımızda mısın şu an? Öyleydi, sevgi saygıydı. Sümeyye sen dün annen Mustafa ondan sonra sevgi saygı bitecek. Bir dakika Meryem Hanım. Mustafa'ya getir kızımı, bırak git işini, evini tut, işini bul dediğinde yanaşmıştım. Bugün niye vazgeçtin yavrum? Çok sinirli çünkü. Bayağı diyor ki, sinirli. Aynısını istiyorum. Kızımı getirsin, bir saat günde görüşebilirsiniz. Gitsin çalışsın diyor. Bir şey demiyor ki anne. Evet. Çalışsın, bana güvenirsin. Niye çalışınca güvenecek misin? Çalışınca mı güveniliyor bir insana? Evet. Evet, eşyasını alacak, her şeyini yapacak, güveni verecek. Çıkacak, ben şunu şunu yaptım diyecek. Benim bir tane kızım var evde. Başka kızım mı var? Tamam anne, yani bu kadar sinirlenmene, bu kadar agresifleşmene gerek yok. Niye bu kadar sinirlisin yani? Cinlerim ne oldu? Geliyor ama. Sümeyye, annenin yerine kendini koymayı öğren. Yine iyi sabretti kaç gündür. Ne yapayım ya, sevineyim mi? Kaç gündür sakin sakin konuşmaya dikkat ediyor kadıncağız. Ne yapsın? Diyor ki Mustafa'nın ailesi de bozmayayım dedikçe. Mustafa'nın ailesi de diyor yapacaklarını yapsınlar, görelim diyor. Heh, benim istediğim de o. Sen sakinleş anne, tamam mı? Biz gelelim, halledelim. Niye Sümeyye'm? Hadi diyelim ki evlendin diyelim. Yarın bir şey olsa benim kapıma gelmeyeceksin mi? Anne, anne niye bir karşı şey çıkmadın demeyeceksin mi? Anne niye şu anda kafanda kalacağım? Kuruyorsun? Kafanda niye kuruyorsun şu anda? Ben anlamadım. Daha ne bir dur bir sakin. Kız annesin, kız kötülüğünü mü istiyor? Tamam anne, ben sana bir şey demiyorum, tamam mı? Gelmeyi düşünüyorduk. Kararımdan vazgeçireceksin ya. Şimdi çık gel, çık gel. Benim değil, Mustafa bana güveni verecek. Mustafa, Uğur Bey'in de... Ben güvenmek istiyorum Mustafa'ya. Meryem Hanım bir saniye. Uğur Bey'in de verdiği mesajda şöyle bir şey vardı. Benim gözüm tutmadı, güvenmiyorum seninle ilgili. O ilk zaman için demişti. Hani gözüm tutmadı, bir gelsin tanışalım.
gibisinden söylemişti. Sonra zaten bunu açtınız mı? Hallettiniz mi aranızda? Ya zaten bizim de buraya katılmamızın en büyük amacı benim de aileme seslenip bana destek çıkması. Daha benim ailem katılmadı bile. Katıldı. Ben ne yapabilirim şu an bu durumda? Annen mesaj gönderdi. Mustafa'nın annesinden mesaj var Sabiha Hanım. Bakın neler söylüyor. Şimdi Meryem Hanım diyor ki yani ben kızıma hani şunu alacağım, bunu alacağım, bunu alacağım diyor ya, altın alacağım, bilmem ne alacağım. Ege ben o kadar masraf etseydim, param olsaydı ben hiç şehirli kız almazdım. Giderdim kendim köyümden bir kız alırdım, getirirdim. Bari birine birlikte otururdu. Hizmetimi görürdü. Ben de bari biraz çocuğumla ben de otururdum, rahat ederdim. Kızı süslü gibi. Oraya gitmiş oturmuş. Bu nasıl şimdi eve bakacak, çocuğa bakacak? Nasıl doğum yapacak, çocuğa hani analık yapacak? Ben onu düşünüyorum yani. İnsan çocuğuna öğretemez mi? Kızım sen bir bardak çay pişireceksin, yarın evin kapısına gideceksin. Hani benim oğlum daima kötülüyor ya. Hani diyor ya senin oğlun bir şey yaramıyor, hani iş yapamıyor, gücü yok, işi yok diyor ya. Mustafa benim ailem arkamda durmaz, ben eminim diyor. Mustafa biraz sıkıntıya gelemiyor. Beni serbest bırakın diyor, beni sıkıntıya yani hani sıkmaya gelmiyor. Diyor ki ben kendim yani işe gitmeyi canım istense kendim işe giderim. Kendim yani her şey istediğimle olsun diyor. Babası da biraz öyle değil yani, bizim emrimizde olsun yani. Biz otur dediyse otursun, kalk dediyse kalksın. Biz böyleyiz yani, kültürümüz böyle. Babasını dinlemiyor, geçinemiyorlar babasından fazla. Şimdi annesi iki çocukla bunu yapamıyorsa. Hani diyor ya ben hani altın istiyorum, düğün istiyorum. Ben dokuz çocukla nasıl bunu yetiştireceğim, nasıl yapacağım? İki çocuğu var, kadın hani buna diyor, gücüm yok diyor. Ben nasıl düğün yapacağım, nasıl gücüm olacak? Tarlam yok, tapım yok, toprağım yok. Ben nasıl gücüm yetecek yapmaya? Bir yıl yüzük takarsın, bir yıl beklersin, kendini toparlarsın, sonra düğününü yaparsın. Aniden masraf kolay mı? Ev diz, beyaz eşya al, mobilya al. Ama param şimdi olsaydı gider kız alırdım, getirirdim. Bari kadın olduğunu bilirdim. Biz dedik iki yıl bekleyin dedik, acele etmeyin dedik. Madem ki onlar acele etti, o zaman sonuçlarına da katlansınlar gülüm. İşte iki anne, ikisi de ne kadar gerçek konuşuyorlar. Diyor ki Mustafa'nın annesi Sabiha Hanım, bu kadar masraf olacağını bilseydim ben şehirli kız değil, köyümden bir kız alırdım. Çünkü o benim halimi anlar diyor. Anladınız mı? Gideydi alaydı Seda Hanım oradan. Ben Mustafa'ya yalvardım mı gel kızım al diye. O sana diyor ki, Meryem Hanım oğlumu kötülemesini biliyor ama insan kızına bir çay demlemeyi öğretmez mi? Ben dedim baştan Mustafa'ya benim kız bilmiyor diyor. Ya senin söylediklerin şimdiki çıktı. Şimdiki hangi kız yapmış Seda Hanım? Ben söyledim, senin söylediklerin çıktı. Ben bunlara evden niye... Ben diyorum ama benim kız anlamıyor. Ben bunlara evden niye gönderildiklerini söylemedim mi? Sanki biliyor gibi Saniye Hanım'ı, Sabiha Hanım'ı pardon. Sabiha Hanım'ı bunları söyleyeceğini hissetmiş gibi yarın bağlanıp bunlar bunun bir şeyden anladığı yok deyip sizi göndermiş olmasın dedim. Yok dedi Sümeyye. Ben de hepsini de yapıyordum dedi. Hiç yapmamışım bak. Ne diyor Mustafa'nın annesi? Ondan gelin olmaz diyor. İnsan kızının bir çay süslü diyor, süslü. Getir. Nasıl çocuk bakacak? Nasıl analık yapacak diyor. Mustafa getir ya kızımı şimdi, buraya. Zaten bizim evde iki gün kaldık. Sümeyye makyaj yapmaz hayatta. Gözüne tek bir boya sürmez. Bizim evde iki gün kaldık. Hani zaten beraber toplasan bir defa yemek yedik veya yemedik. Ne yani bir defa beraber yiyince yemek mi hazırlaması gerekiyor onun da? Oğlum sen yemek yaptığını konuşan senin annen. Tamam ben de onu diyorum işte. Köyden de kız alsalardı yine düğün yapmayacaklardı, hiçbir şey yapmayacaklardı. Bizim orada başlık parasını verip getiriyorsun. Düğün mü yapıyorlar? Yok. Mehmet abi de sorabilirsiniz. Başlık parasını veriyorsun, kızı getiriyorsun. Başlık parası dediğiniz aslında kızı güvene alan mehir gibi bir şey ya. Öyle kalmış adı. Yani sıkıntıya gelemez diyor. Babam diyor ki benim bulduğum işte çalışacaksın. Ben kendi bulduğum işte çalışmak istiyorum. Aslında bu başlık parasına da kızmıyorum ben biliyor musunuz? Çünkü kız erkek tarafından Allah korusun bir tartışmada kapıya atılsa ailesine gidecek yüzü yani kala kalıyor kız. Anladınız? Mehir gibi, söz gibi. Yok alınan para yine... Tamamen kadını güvene alan bir şey aslında. Sonra çok dejenerasyona, deformasyona uğramış. Gerçekten çok deformasyon. Aslında kızları, kadınları güvene alan döndüğünde en azından bir yerinden hayata başlayabilirsin şeyi bu, güvencesi. Mehir de öyle değil midir bizim dinimizde?
yine kadını güvene alan bir durum. Sümeyye. Efendim abla. Annenin söyledikleri çıktı. Al Havva Nur'u, vur Sümeyye'ye diyorum. Al Sümeyye'yi, vur Havva Nur'a. Evet. Havva Nur da burada büyüyor işte. Dün dediydik. Küçücüktü dün... geldi. Boncuk, boncuk, boncuk diyorum. Hala boncuk diyorum. Ayrıca benim Havva Nur'u ne kadar sevdiğimi de biliyorsunuz. Havva Nur bunu biliyor, en önemlisi. Gerçekten onu çok seviyorum. Bunları yaşamasını ister miyim? İstemem. İstemiyorum da. Yaşamasın ya bunları. Hiçbir kadın yaşamasın. Sümeyye sen de 18 yaşındasın. Annen doğru söylüyor. Mustafa sen de bu kadar seviyorsan onu koruyacak kararlar almalısın. Koruyorum tabii. Madem ben de diyorum ki bu kız elinden bir iş gelmiyor diye biz evden kovulduk. Neden peki ya babası gelin kızı isteyin dedikten sonra biz evden kovulduk o konuşmadan sonra? Elinden iş gelmediğini görseydi Meryem direkt kovsaydı. Konuş Meryem Hanım'la oğlum. Hayır onu Meryem anneme değil kendi annemle görüşmem lazım benim. Çünkü madem iş yapamadığı için evden kovdu bizi. İş yapamadığı zaman kovacaktı. Babası gelin kızı isteyin dediği zaman kovmayacaktı. O zaman sizin dediğiniz çıkmıyor aslında. Bizim dediğimiz çıkıyor. Düğün yapmamak için, masraftan kurtulmak için kovuyor. Ya biz yaparız düğününüzü müğünüzü. Düğün değil kadıncağızın derdi Meryem Hanım'ın. Bak biraz önce yine söylüyor. Seda Hanım'ın vereceği eşyayla doluyor mu ev? Bak Murat bir hesap yaptı. Bunun beyaz eşyası var. Çatalıydı, perdesiydi, halısıydı, tülüydü. Yani sadece şu an... işte sadece onu da yapabilirler herhalde. Dört parça. Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi 150 bin lira. Dört tanesi. Bir de dün söylemiştik Sümeyye hani dedik ya. Sümeyye bak Mustafa'nın ailesinden yarın bir gün biri bağlanır. Bir şey söylür yutkunamazsın. Tabii. Konuşamazsın. Neticede söyledi. Sümeyye kilitlendi. Bak kayınvalide adayın ne dedi sana?